Arkadaşlar merhaba. Şu anki tırmandığımız yer Everest tepesi değil. Görünüyle Nevşehir arasında uydudan gözükmesi için yabancı bir turist adı. Buraya vinçlerle dikmiş olduğu taşlar. Yoldan gelip geçerken görüyorsunuz bunları. Biz de merak ettik. Bu pazar gününde burayı keşfe çıkalım dedik. Şu an tırmanıyoruz. Çok az bir mesafemiz kaldı. Ama etrafta aç kurtların tehlikesi var. Yöreden bir arkadaşımızla beraber çıkıyoruz. Bize eşlik ediyor. Rehberlik ediyor sağ olsun kendisi. Kurtların sürü halinde gezdiğini söylüyor. O yüzden bir taraftan da elimizde ilkel silahlarla, silahımız da bu arkadaşlar. Ucunda çivi var. Herhangi bir saldırıya karşı hayvanlara zarar vermek değil de kendimizi korumak adına tırmanışımız devam ediyor. Çok az bir mesafe kaldı. Bakalım yukarıda ne var? Biz de merak ediyoruz sizin gibi. Birazdan yukarıda görüşeceğiz. Evet, gizemli taşlara çok az bir mesafe kaldı. Çok yaklaştık. Bu arada nerede olduğumuzu görmeniz adına şöyle etrafı bir gösterelim size. Evet, arkadaşımız, rehberimiz Samet Bey bu yöreyi avucunun içi gibi biliyor. Buraya onun sayesinde çıktık. Şu karşıda gördüğünüz ana yol. Bu ana yoldan siz turistik gezilerde sizi buralardan geçiriyorlar. Merak ediyorsunuzdur bu karşıdaki görünen taşlar ne diye. Biz de merak ettik ve çıkalım dedik. Bayağı bir zirveye çıktık arkadaşlar. Şu karşıda Ürgüp Göreme, Avanos gözüküyor. Bakalım az mesafe sonra bu gizemli taşlara kavuşacağız. Yürümeye devam ediyoruz. Çok az bir mesafe kaldı. Bu bölgede buna benzer birçok dikili taş var. Mesela şu yan tepede taşlardan at figürü yapmışlar. Tamamen bunun uydudan gözükmesi, uzaydan gözükmesi amacı güdülmüş. Bu taşlar da yine aynı amaçla dikilmiş. Bakın şu karşı tepede de var aynı taş serileri. Bu tepeye yaklaştık. Tabii yukarıda kurtlar olabilir. O yüzden biraz da ses çıkartarak yürüyoruz ki bizden korksunlar diye. Tabii onlar mı bizden korkacak, biz mi onlardan? Karşılaşınca belli olacak. Biraz da tırsarak da olsa tepeye doğru yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşmak gelmek üzereyiz. Evet, o karşılaşma anını da sizlerle paylaşmak istedim. Gizemli taşlara son 5-10 adımımız kaldı. Evet, yaklaştık. Bakalım şu duvarın arkasında ne var? Heyecanla bekliyoruz. Oh, taşlara birkaç not düşünmüş. Ne yazıyor bakalım? İyilik, incelik ve güzellik. Oh, günün sözü bu olsun. Taşlar bu şekilde arkadaşlar. Taşlarımız bu şekilde. Rehberimiz Samet Bey kendileri bizi buraya kadar eşlik ederek sağ olsunlar, kırmadılar. Evet, taşlar bunlar arkadaşlar. Yöreden çıkarılan taşlar, üzerine birkaç desen verilmiş. Alışık olduğumuz taşlardan değil. Evet. Bu şekilde şöyle ilerleyelim bakalım. Etrafı da çevrilmiş ki buranın herhangi bir küçük erozyonla karşı koruması için düşünülmüş diye tahmin ediyorum. Evet, taşlar bunlar arkadaşlar. O yoldan görmüş olduğunuz. Evet, şu karşı aşağıdan ana yol geçiyor. Burası da az önce ulaşmak istediğimiz taş bloklar arkadaşlar. Evet, taşın üzerinde ne yazıyor bakalım. Tarih, miras, haklar, sorumluluklar yazıyor. Her iki dilde yazılmış. Güzel sözler tabii. Evet, sanki bir kale kapısı edasında kalenin girişi olarak burayı düşünebilirsiniz. Güzel bir
giriş yapmışlar ki bu taşları da buraya arkadaşlar nasıl çıkarmışlar? Arkadan yol var. Tabii arazi araçları ve kamyonların gelebileceği yollar var. Buraya vinçlerle çıkarmışlar. Ve bunun çok aslında bir tarihi yok. Evet arkadaşlar. Şimdi kurtlardan bahsederken şu karşıda bir hayvan gördüm ama kurt değil, köpek. Neyse ki köpekler bizden yana. O yanda önünden çok da korkmuyorum. Karşıda bakın hayvanlar da otta tabii çoğumuz var. Köpek insan dostudur diyorum ama tabii bizi düşman olarak da görebilir. Dağın başı burası çünkü. Bakın karşıdaki dağlarda, tepelerde diyeyim, yine figürler var. Yapılmış taşlardan figürler var. Görebiliyor musunuz? Telefon görüntüsü tabii, bakın şu karşıda da var figürler. Yine şu karşıda taşlar dizilmiş, yine figürlerimiz var. Şöyle göstereyim tekrar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Sütunlar. O yoldan gördüğünüz sütunlarımız. Bu şekilde. Evet. Bu görüntüleri YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sizin için tırmandık buraya kadar. YouTuber'ımız Grafik Bey'in kanalı sahibi Samet Bey ve nacizane ben bu çekimi size yapan, umarım beğenirsiniz. Ben de Hasan arkadaşlar, görüntümü de bir şekilde görürsünüz. Çekimimiz buraya kadar arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyoruz.